Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Artık 16. föyde son videoyla föyümüzü tamamlayacağız. Sizlerle birlikte buraya kadar ekvatoral iklimden, savan ikliminden, muson ikliminin özelliklerinden bahsettik. Sizlerle beraber çöl iklimi diyeceğiz. Eğer hazırsanız dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili gençler, çöl iklimi dedik. Çöl deyince gözünüzde nasıl bir yer canlanıyor? Develer, yılanlar, akrepler veya çöl filmleri, çölde geçen filmler gözünüze canlanabilir, değil mi? Aslında hepimizin çöllere karşı az çok bir bilgisi var. Dünyada çöllerin yayılım alanlarına şöyle bir bakalım istiyorum. Harita bizim için önemli çünkü tekrar ediyorum, harita bilmemiz gerekiyor. Amerika kıtasında özellikle Büyük Tuz Çölü, ardından yine Güney Amerika'ya indiğimizde Şili'de Atakama Çölü sorularda karşımıza çıkıyor. Avustralya çölü, Avustralya'nın özellikle orta kesimi, iç kesimi, şuralar çöllerle kaplı. Avustralya sorularda çok geliyor. Akdeniz iklimi de görüyor. Sizlerle birlikte Akdeniz iklimini işlerken Avustralya'dan tekrar bahsedeceğiz. Orta kesimi genellikle, iç kesimi şöyle çöllerle kaplı. Uç kesimlerde biraz Akdeniz iklimi var ve sorularda oldukça fazla şaşırtma amaçlı, çeldirici amaçlı geliyor. Ardından Orta Asya'daki çöllerimiz var. Kızılkum, Karakum gibi, Taklamakan, Gobi gibi. Arabistan çölleri var. Yine Afrika'nın çölleri meşhur değil mi? Sahra çölü veya işte Güney Afrika'da Namib ve Kalahari çölleri var. Hazırsanız eğer çöllerin özellikleriyle dersimize devam edelim. Sevgili gençler, çöl iklimi özellikle tropik çöller, dönenceler çevresinde yaklaşık 20 ile 30 derece enlemleri arasında karşımıza çıkıyor. Az önce de gösterdik zaten. Bu çöllerin oluşmasının temel nedeni dinamik yüksek basınç nedeniyle alçalıcı hava hareketinin yıl boyunca etkili olması. Basıncın özelliklerinden bahsetmiştik. Dinamik basınç merkezleri dinamizmden, dinamik olandan, hareketli olandan ortaya çıkıyordu. Peki hareket eden neydi? Hareket eden dünyaydı. Dinamik basınç merkezleri dünyanın hangi hareketi sonucunda karşımıza çıkıyordu? Günlük hareketi değil mi? Günlük hareketi sonucunda oluşuyordu. Özellikle bu çöllerde dinamik yüksek basıncın etkisiyle alçalıcı hava hareketi sonucunda oluşmakta. Hemen çöl grafiğine, çölün iklim grafiğine beraber bakacağız. Artık grafikleri yorumlayabilmenizi istiyorum. Bu grafiği sizlerin yorumlamanızı istiyorum. Sizler yorumlarken ben size yardımcı olacağım bu süreçte. Şimdi ilk sorumu soruyorum size hazırsanız. Yıllık yağış miktarının en fazla olduğu ay hangi ay? Hızlı cevap bekliyorum. Nisan değil mi? En fazla yağışı Nisan'da almış. Peki kaç milimetre yağış almış? Nisan ayında 50 milimetrenin altına yağış almış. Şurası 50 milimetre. 0 ile 50 arasında bir değerde almış. 50 milimetrenin altında yağış almış. Nisan'dan daha az olan aylar var. Mesela bir önceki aya baktığımızda Mart'ta Nisan'dan daha az yağış almış. Peki biz mesela ekvatoral iklimin grafiğine bakmıştık. Muson ikliminin grafiğine bakmıştık. Bayağı şöyle yükseklere çıkan değerler söz konusuydu. Ha, bu şu anlama gelmesin. Mesela şu değerler değişiyor. 50, 100, 150 olarak gitmez. 75'er, 75'er artabilir. Veya sıcaklıkları öyle iklimler göreceğiz ki sizlerle birlikte 0,5 şeklinde değil de eksi değerler şurada yer alacak bir süre sonra. Bu sizi yanıltmasın. Değerlere sayısal olarak mutlaka bakın. Peki sıcaklık değerlerine baktığınızda sıcaklığı hangi elemana bakıyorduk? Hangi ifade burada bize sıcaklığı gösteriyor? Burada bize şu çizgi hattı sıcaklığı gösteriyor. Sıcaklığın en fazla olduğu ay hangi ay? Hızlı bir şekilde bulmanızı istiyorum. Sıcaklığın en fazla olduğu ayı. Hangi ay? Şurası değil mi? Haziran ayına denk geliyor. Sıcaklığın en yüksek olduğu ay Haziran ayı. Ne kadar? 25 derecenin üzerinde, 30 dereceye yakın, 27 dereceler civarında bir sıcaklığa sahip. Peki gençler, sıcaklığın en düşük olduğu ay, hızlı cevap bekliyorum. En düşük olduğu ay aşağı yukarı Aralık ayı değil mi? Aralık bandında sıcaklık 15 derece civarında. O zaman burada sıcaklıklar en düşük 15 ile 30 derecelere varan bir klasmanda mı karşımıza çıkıyor? Yani burası yıl boyunca aslında sıcak mı? Değil mi? Yıl boyunca sıcak. Peki yıl boyunca sıcak olmasının yanı sıra yıl boyunca yağış bakımından nasıl? Yıl boyunca yağış bakımından oldukça verimsiz, oldukça az değerlere sahip. Değil mi? Bunu tek tek zaten inceledik. Hadi kaldığımız yerden özelliklerinden devam edelim. Görüldüğü yerlerden bahsettik çöllerin. Kuzey Afrika'da Sahra, Arap Yarımadası, Hindistan'ın batı kesiminde özellikle Tar, Asya çöllerinden bahsettik. Orta ve Batı Avustralya, Şili, Atakama.
Dinamik yüksek basıncın etkisiyle oluşuyor. Orta kuşakta Asya'daki Gobi Taklamakan çölü denizden uzaklığın etkisiyle oluşmuş çöller. Eğer bir yerde deniz, göl, akarsu gibi atmosfere su buharı yani iklim elemanlarından nemi sağlayan kaynaklar yoksa bitki örtüsüyle, terlemeyle topraktan su buharı atmosfere geçmiyorsa biz orada işte iklimin şiddetlendiğini görüyoruz. İklimin su buharı açısından, yağış açısından sıkıntıya girdiğini görüyoruz. Tropik çöller sıcaklığın çok yüksek derecelere çıkabildiği yerler olarak karşımıza çıkıyor. Çöllerde nem oranı çok az olduğu için gündüz ile gece arasında büyük sıcaklık farkları görülüyor. Nem neydi? Nemin tanımı neydi? Nem atmosferdeki su buharı miktarı ile öyle değil mi? Buralarda az önce saydığımız deniz, göl, akarsu, okyanus vesaire bitki örtüsü yani atmosfere su buharı sağlayacak eleman miktarı az olduğu için doğal olarak nem miktarı da az oluyor. Nem miktarının az olması demek kalkan görevi gören hatta bunun için biz sizlerle birlikte demiştik ki atmosferde sürekli bulunan ancak miktarı yere ve zamana göre değişen gazlar vardı. Buna sizlerle birlikte karbondioksit ve nemi örnek vermiştik. Nem için de Muğla ile Konya'yı kıyaslamıştık derste eğer hatırlıyorsanız. Her ikisinde de nem vardı ancak miktar birbirinden farklılık gösteriyordu. Konya'da gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı yüksekken Muğla'nın kıyı kesiminde, kıyı Muğla'dan bahsetmiştik. Muğla'nın kıyı kesiminde, kıyıdaki ilçelerinde gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı fazla değildi. Kıyı kesiminde tekrar altını çiziyorum, iç kesimlerle karıştırmayın. Çöllerde yıllık yağış miktarı 200 mm ve daha az. Az önce zaten grafikte tek tek beraber yağış rejimine baktığımızda düzensiz yağış rejimine karşımıza çıkıyor. Peki soru size. Yağışın az olduğu, sıcaklıkların yüksek olduğu, gece ile gündüz arasında sıcaklık farklarının yüksek seviyelere çıktığı bir yerde bitki örtüsü nasıl olur? Yağışın az olması nedeniyle bitki örtüsü çok cılız otlardan oluşacak. Değil mi? Çalı ve kaktüslerden oluşuyor. Özellikle kuraklığa dayanıklı türler burada yaşayabilir, değil mi Kadir? Eğer biz burada tropikal yağmur ormanlarındaki gibi bir bitki popülasyonunu görmek istiyorsak, o bitkilerin su ihtiyacını karşılamamız gerekir. Bu bitkilerin su ihtiyacını karşılayamadığımız için burada daha çok kuraklığa dayalı ki biz bunlara sukulent türler adını veriyoruz. Aklınızda bulunsun. Şurası, şurayı bir düzeltelim. Sukulent türler olarak adlandırıyoruz. Aklınızda bulunsun. Kaktüs türleri, özellikle buradaki bitkilerin kök sistemleri derine doğru gelişiyor. Derine doğru gelişerek derinlerden su arıyorlar. Ömer Furkan sakın ha unutma. Bunlar susuzluğa, kuraklığa adapte olmuş bitkiler olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Haydi beraber çözelim soruyu. Soruda bize ne diyor? Aşağıda bir iklim tipine ait bazı özellikler verilmiştir. Yıllık ortalama sıcaklığı 30 derece civarındadır. Günlük sıcaklık farkları fazladır. Yıllık yağış miktarı 200 mm'den azdır. Hangisidir diyor bu iklim tipi? Bir kere günlük sıcaklık farkının fazla olduğu bir yer olacak. Nemin, su buharının az olduğu bir yer olacak atmosferde. O yüzden ekvatoru eledik. Musonu eledik değil mi? Şöyle bir baktığımızda yıllık yağış miktarı 200 mm'den az olacak. Step, karasal, çöl iklimlerinde hangisinde yıllık yağış miktarı 200 mm'den daha azı Doğan? Çöl değil mi cevap? Cevabımız çöl. Sevgili gençler, örnek 5'i de hadi beraber çözelim. Ne diyor? Yeryüzüne çöl ikliminin dağılış alanları göz önünde bulundurulursa aşağıdaki yerlerden hangisi? Çöllerin varlığından bahsedilemez. Muhammed az önce biz sizlerle birlikte Orta Asya çöllerinden bahsettik. Doğru mudur? Eledim. Peki daha sonrasında Amerika kıtasında, Güney Amerika'da özellikle Şili civarında bahsettik. Doğru mudur? Onu da gördük. Değil mi Yiğit? Eledik. Avustralya'nın orta kesimini unutmayın dedim. Sorularda karşımıza çıkıyor dedik. Metan sakın unutma. Eledik. Özellikle ve özellikle Kuzey Amerika'dan da yer yer bahsettik. Hatırlarsanız eğer Amerika'da özellikle Kuzey ve Güney Amerika'da görülünden bahsettik. Tuz çölünden bahsettik. O yüzden C şıkkını da eledik Hamza. Avrupa'da biz okyanusal iklimi görüyoruz. Avrupa'da biz rüzgar tiplerinden hangisini görüyorduk? Avrupa'da hangi rüzgar tipi var? Cihan. Avrupa'da biz özellikle sizlerle birlikte rüzgar tiplerini işlerken dedik ki batı rüzgarlarının varlığı, batı rüzgarlarıyla birlikte burada okyanusal iklimin görülmesi değil mi? Beraberinde okyanusal iklimle birlikte sahanın yağış alması, yüzey şekillerinin Asya'daki gibi
veya işte Güney Amerika'daki gibi dağlık kütlelerin nemli hava kütlesinin içeriye girmesinin engellendiği bir durum söz konusu değil. Bu yüzden biz Avrupa'da çöllere rastlayamıyoruz sevgili gençler. Gençler köyümüz burada bitiyor. Lütfen buraya kadar derslerimizi eksiksiz dinleyelim. Sorularınızı bana gönderebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.